Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber 8. fen 1. dönem 1. yazıyı halledeceğiz. Hazır mısın Tonguç evladım? Benim? Hazırım hocam. Süpersin. Şimdi seninle beraber 8. sınıfta 1. yazılıda neler çıkacağını teker teker süper hızlı konu özeti, ardından yazılı prova sorularıyla halledeceğiz ve yazılı provamızda hem normal klasik sorularımız var hem de aynı zamanda test sorularımız da var hemen göstermek istiyorum doğru yanlışlı sorularımız var boşluk doldurmalı sorularımız var seçenekli sorularımız var test sorularımız var tam bir yazılı hazırlık senin için iki tane ünitemiz var toplamda birinci ünitemiz mevsimler ve iklim ikinci ünitemiz ise dna ve genetik kodu ünitemiz yani toplamda iki üniteden sorumluyuz birinci yazılımızda hadi bakalım o zaman yazılımıza başlayalım öncesinde süper hızlı bir konu özeti yapacağım ve süper hızlı konu özetimizle konuları kafamıza bir oturtacağız. Bir kere mevsimlerin oluşumu konusuyla başlıyorduk ilk ünitemizde. Eksen eğikliği yüzünden oluşuyordu. 23 derecelik bir eksen eğikliği vardı. Hatta 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliğimiz vardı. Yani normalde dünya normalde durması gereken böyle bu şekilde bir eksen eğikliğinden bahsediyorduk aslında burada ve dünyanın güneş etrafında dolanması da yani bir senelik olay sonucunda yani 365 günlük olay sonucunda aslında farklı farklı mevsimler oluşuyordu. Tabi burada dünyanın bulunduğu konumlara baktığımız zaman şurası ekvator çizgisi dünyanın ortasından geçen çizgi burası dolanma eksenimiz ve e, burada dikkat edersek e, burada dikkat edersek ee, aslında güneşten gelen ışınlar dünyanın üst tarafına dike daha yakın geliyordu ne kadar dike daha yakın gelir gelirse o zaman o kadar fazla enerji ışın dike yakın geldiğinden dolayı orayı kızartırdı yani sıcaklaştırırdı hatırlamamız gereken burası daha sıcak alt taraflar daha soğuk yani dünyanın kuzey yarım küresinde yaz yaşanırken güney yarım küresinde kış yaşanıyordu 21 Haziran yani yaz gün dönümüydü neresi için e aslında kuzey yarım küre için Gün dönümü dediğimiz şey Güney yarımküresi içinse kış gün dönümüydü ve bunları biz gün dönümü olarak e, biliyorduk. Peki aynı zamanda bu tarafına geçtiği zaman dünya güneşin burası da 21 Aralık diye hatırlarsak aynı şekilde bu ekvator düzlemi bu şekilde duruyor dünyanın dönme e, ekseni aynı zamanda ekvator aşağı tarafları bu sefer güneş daha dike yakın geldiği için buraları kızartıyor yani güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor ama kuzey yarım ki Türkiye'miz kuzey yarım küredir kış mevsimi yaşanıyordu buralarsa 21 23 Eylül ve 21 Mart olarak bilmemiz gerekiyordu. Peki Türkiye olarak şunları da hatırlamamız gerekiyor. Bunlar tabii ki aslında ekinoks zamanları. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz olan birbirlerine eşit olduğu ekinoks tarihleri diyebilirdik. Burada şunu unutmamız gerekiyor. Türkiye'miz açısından baktığımız zaman olaya 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşanıyorken Türkiye'miz açısından baktığımız o zaman olaya 21 Aralık'ta kış mevsimi yaşanıyor. Burada ise 23 Eylül'de sonbahar yaşanıyor. Kırmızıyla ile yaşadık, yazdıklarım Türkiye. 21 Mart'ta ise ilk bahar yaşanıyor diyoruz. Bunlar da çok önemli. Ve şunu unutmayalım. Türkiye böyleyse aşağıdaki yani güney yarımküredeki Arjantin'e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, işte Yeni Zelanda'da bunun tam tersi oluyordu. Bu Biz yazı yaşıyorken onlar kışı yaşıyordu. Bunları da hatırlamamız gerekiyor. Peki geldik hemen iklim ve hava olayları. İklim dediğimiz şey aslında e, geniş zaman dilimleri içerisinde ölçümlenerekten, 35-40 yıllık veriler incelenerekten elde edilmiş genel hava durumu şartlarına biz aslında iklim diyoruz. Mesela iklim şartları dediğimiz Akdeniz iklimi var, Karadeniz iklimi var. Bu bunları çok uzun süreler gözlemlenerek elde edilmiş bilgiler aslında. Ama hava olaylarına baktığımız zaman yarın e, hava sisli olacak, öbür gün işte yağmur yağacak. Bunlar kısa zaman içerisinde ve işte bulutların hareketlerini hemen bakıyorlar diyorlar ki tamam o zaman ama tahmini sonuçlar o gün yağmur yağmayabilir ve günün belli saatten yapılan gözlemler sonucunda bulunuyor ve iklimle ilgilenen e, bilim dalı aslında klimatoloji yani hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalı ise meteoroloji ve bununla ilgilenen bilim insanına klimatolog, bununla ilgilenen bilim insanına meteorolog adını veriyorduk. Unutmayalım diyoruz. İklim ve hava olayları birbirinden farklı unutmayalım. Bu geniş bir bölgede, bu dar bir bölgede, aynı zamanda bu geniş zaman aralığı, bu dar bir zaman aralığında aslında ölçümlenerek bulunuyor diyoruz. Ve şunu unutmayalım küresel ısınma dünyanın en büyük tehditlerinden bir tanesi. Dünyanın sıcaklığı gitgide artıyor. Bunun sebebi de egzoz gazları işte zararlı gazlar ve bir sürü e aslında karbondioksitin atmosferin yüksek tabakalarında birikmesi ve bu da sera etkisi oluşturuyor ve bu sera etkisinden dolayı da sera etkisi güneş ışınların geldikten sonra dünya yüzeyinden yansıyıp tekrar dünyaya geri dönmesi, dünyanın içine tıkalıp kalması aslında ve bunun yüzünden de aslında dünyanın ısısı artıyor, buzullar eriyor, kutuplar eriyor ve benzeri bunlar da sera etkisi yüzünden ve küresel ısınma yüzünden de aslında dünyada felaketler işte mevsimsel e, anormallikler ve benzeri ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için de ne yapmamız gerekiyor? Fabrikalara filtre takmamız gerekiyor. Egzoz e, gaz, egzoz muayenelerini yapmamız gerekiyor. İşte arabaların bakımlarını, muayeneleri yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda temiz enerji kaynakları kullanmamız gerekiyor. Bunlar da sınavda gelebilir diyoruz. Ve DNA genetik kod konusundan tabii ki sınavda da mutlaka çok fazla soru gelecektir. Bir kere şunu unutmamız gerekiyor. DNA dediğimiz şeyin aslında çift zincirden oluştuğunu ve sarmal bir yapıda saç, saç örgüsü gibi bir yapıda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve DNA'larımız aslında hücrelerimizin çekirdeklerinin içerisinde bulunuyor ve hücre bölünmesi sırasında ise kromozom dediğimiz baş, diğer parçalara dönüşüyor. Şunu unutmayalım bak bu kromozom ondan sonra bu DNA'larımız... Ve DNA'ların belli parçalarına biz gen adını veriyoruz. Ve bunlar da aslında DNA'nın yapı taşı olan nükleotitten oluşuyor ve bunlar arasında kromozom büyüktür, DNA büyüktür, gen büyüktür nükleotit sıralaması var ve kromozom dediğimiz bu ise eğer DNA yönetici molekülümüz kromozom DNA artı proteinden oluşuyor ve DNA'nın paketlenmiş hali diye düşünebilirsin. Gense DNA'nın belli parçaları hatta DNA'nın neydi aslında işlev ...birimi, pardon özür dilerim... ...görev birimi... ...görev birimi olarak geçiyor DNA'nın... ...peki nükleotit ise... ...nükleotit ise DNA'nın yapıldığı... ...aslında nasıl binalar tuğlalardan yapıyorsa... ...DNA'lar da nükleotitlerden, yapı birimlerinden yapılıyor diyoruz... ...ve nükleotitler de fosfat, şeker, baz, e, paşa bahçe diye ezberleyecektik bunu... ...ve bu baz dediğimiz şey de dört çeşit oluyor adenin, timin, guanin ve stozin ve bunlar da karşı karşıya gelirken at Galatasaray A'nın karşısında T, G'nin karşısında da S geliyor. Bir DNA'da adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı sözün sayısına birbirine eşittir diyorduk. Ve tabii ki bu DNA işlenmesi sayesinde de insanlar çoğalabiliyor, işte insanlar büyüyebiliyor ve benzeri. Ve bu da DNA işlenmesi sayesinde iki tane aynı DNA oluşuyor ve ortamdaki nükleotitler tükeniyor. Ve iki tane ikiz DNA yani aynı DNA oluşuyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Geldik Kalıtım'a. Kalıtım'a da şunu bilmemiz gerekiyor. Kalıtım'ın babası Mendel'di ve Mendel aslında bunların matematiksel hesaplarını, olasılık hesaplarını yaptı ve baskın gen ve çekinik gen olarak ikiye ayırdı aslında genleri. Baskın genleri büyük harfle gösterdi, çekinik genleri de küçük harfle gösterdi ve bunların özelliklerinin ortaya çıkması da biri anneden, biri babadan gelen genlerin çeşidine bağlı olduğunu söyledi ve bir insan veya bir bezelye veya bir orangutanın aslında iki tane genin yan yana bir araydan biri babadan gelmiş genlerle oluştuğunu ortaya çıkardı. Mesela sarı bir tane bezelye aldı ve buna dedi ki büyük B büyük B olsun dedi ve bunun gen yapısına büyük B büyük B olsun dedi. Bunlara alel genler diyoruz. Bir araydan biri babadan gelen. Ee, bir tane de yeşil bezelye aldı buna da küçük b küçük b olsun dedi. Bunlar eğer birbirleriyle aynı olursa dedi alelgenler saf döl olsun. Bu da mesela saf döl ama bu saf döl baskın çünkü büyük harfler saf döl çekinik küçük harfler. Ve bunları çiftleştirelim dedi ve çaprazlama dediğimiz bir metot buldu. Bunlar aslında çiftleştirme demek. Ve sonrasında ortaya çıkan yavrulardan bak anneden sadece ve sadece büyük harf gelebilir. Bir tanesi anneden gelecekti bu çocuğa. Bir tanesi babadan gelecek. Babadan da sadece küçük harf gelebilir. Sadece küçük harf var. O zaman küçük B oluyor. Büyük B küçük B oldu. E diğer çocuk da aynı şekilde. Büyük, büyük harf ve küçük harf ikisinden. Çünkü birer tane almak zorunda. Yani ikisinden, ikisini de anneden alamıyor. Veya ikisini babadan alamıyor. Bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan. Yani düzgün bir karışım oluyor çocuklar. Ve Baktı ki çocukların her birisi büyük bey küçük bey oldu. İşte bunlara da dedi ki bunlar da melez olsun dedi genotipi. Genotip ne demek? Genlerinin yapısı. İşte genlerinin yapısı melez olsun dedi. Hatta buna da heterozigot adını veriyoruz. Hatta saf döle de homozigot adını veriyoruz. Bu da ekstra böyle havalı adları bunların. Heterozigot bakar mısın? Hepsi o zaman heterozigot. O zaman yüzde yüz melez dedi bunlara. Gen, gen yapısı. Genotip gen yapısı demek. Peki gen, genotip gen yapısıysa dış görünüşü neydi? Fenotipti. Dış görünüş dediğimiz şeyse aslında sarılar dikkat edersek Baskındı sarı büyük harfti bu da küçük harfti işte baskın zaten o yüzden baskın oluyor bakar mısın bu büyük bu küçük ikisi yan yana gelince büyük küçüğü ezip geçiyor ezip geçtiği için de bu benim dediğim olacak diyerekten büyük harf küçük harfi yazıyor o zaman yeşil ortaya çıkmıyor ve büyük Harfin baskın olduğu sarı ortaya çıkıyor ve yüzde yüz sarı oldu çocukları. Tabii bunların çocuklarını bir daha çaprazladı. Onu da hemen göstereyim. Büyük B küçük B ile büyük B küçük B ikisini de birleştirince de şöyle dört tane çocuk çıktı. Bu acayip önemli. E, bu dört çocuk acayip önemli. Çünkü sınavlarda en fazla bu çıkıyor. Burada bir tanesi büyük B büyük B çıktı. Bir tanesi büyük B küçük B çıktı. Bir tanesi daha küçük büyük B küçük B çıktı. Bir tanesi de küçük B küçük B çıktı. Küçük B, küçük B çıktı. Yani. Bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla da bu geldi. Yani birleştirdiler. Olabilecek bütün şeylerde de dikkat edersek bunlar saf döller, bunlar melezler. Yüzde elli saf döl, yüzde elli melez. Ama Bunların her birisi büyük harf küçük harf ezeceği için sarı, bunlarsa yeşil çıktı. Yani burada bakın yüzde yetmiş beş, yüzde yirmi beş gibi bir fenotip oranı varsa sınavda bu gelebilir. Fenotip oranı varsa e aslında bizim anne babanın, ana babanın melez olduğunu söylememiz. Bak melez bunlar. Bunu söylememiz kaçınılmazdır diyoruz. Bu da çok önemli bir özellik. Geldik hemen DNA genetik kodun ikinci kısmında ise kalıtımla ilgili kavramlarda bir kere şunu biliyoruz. DNA'lar gen içeriyordu. Genler ise kalıtımın temel unsurlarıydı. Ve genler bazen baskın bazen çekinik oluyordu. Ve ee, kalıtımlar bazen e, kalıtsal hastalıklara yol açabiliyor yani annemiz babamızdan kalıtsal hastalıklar gelebiliyordu hemofili Ondan sonra işte Akdeniz anemisi gibi hastalıklar anne babadan aktarılabiliyordu çocuklara ve çevresel etmenler e, de genleri etkiliyordu aslında genlerin işleyişini etkiliyordu Şimdi e, çevresel etmenler bazen genlerin işleyişine etkiliyordu genlerin, işleyişine etkileyen işleyişini etkileyen modifikasyonlara yol açıyordu. Bir de bazense çok kuvvetliyse genlerin yapısını etkileyen e, mutasyonlara yol açıyordu. İşte modifikasyon demek çevresel işte bir şey. Güneş e, var çok çıktı. Tenimiz karardı. Mesela bu modifikasyon. Veya cime gittik kas yaptık. Bu modifikasyon. Veya çuha çiçeği kırmızı veya beyaz renkti. Sıcakta ve soğukta farklı farklı davranıyor. Bu modifikasyon. Kraliçe arı e, e, oluşması arı sütüyle beslenip modifikasyon. Aynı zamanda Himalaya tavşanı modifikasyon örneği. E, işte sirke sineği modifikasyonu. Bu örnekler çıkar bu arada. Mutasyona baktığımız zaman işte X ışınları, işte aşırı sıcak ve benzeri farklı şeyler asit baz olayları mutasyona yol açıyor. Genlerin yapısı bozuluyor. Bazıları kalıtsal. Eğer vücut hücrelerinde değil de üreme hücrelerinde olursa kalıtsal oluyor. Vücut hücrelerinde olursa kalıtsal olmuyor. Ve bazıları onarılabilir, bazıları onarılamaz diye mutasyonlar olabiliyor. Ve bu mutasyonların bir kısmı da adaptasyonlara yani çevreye uyuma yol açıyor. Ve varyasyon dediğimiz Olay yüzünden adaptasyon oluyor yani çeşitlilik dediğimiz olay olu, e, yüzünden olay, e, şey oluyor adaptasyon oluyor diyebiliriz adaptasyon uyum demek bu arada bu da genin yapısının bozulması demek e, burada ise bu varyasyon yüzünden de varyasyon yüzünden de aslında doğal seçim oluyor kuvvetli olan ayakta kalır. Zayıf olan elenir mantığı burada da vardı. Tabii biyoteknoloji ve genetik mühendisliğini de şimdi bir göz atalım. Ge biyoteknoloji buraya kadar gelmiş olabilir öğretmeniniz. Bazıları gelmemiştir ama e, bir kısmı gelmiş olabilir. Biyoteknoloji aslında işte meyveli yoğurt, ilaç üretimi, işte türlerin ıslahı bir sürü şeyle uğraşıyor. İşte aşı üretimi şu anda uğraşılan şey. Genetik mühendisliği de aslında ee, bu gen e, işte canlıların klonlanması, gen transferleri, aşı ve ilaç çalışmaları, bunların hepsiyle uğraşıyor biyoteknolojinin alanı diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman sınavımıza başlayalım. Aşağıdaki şekilde dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi verilmiş. Tamam. KLMN konumları her bir mevsimin başlangıcını göstermektedir. Buna göre tabloda verilen konumlarda hangi mevsimlerin yaşanacağını yazınız demiş. 21 Haziran, 21 Aralık, 23 Eylül, 21 Mart. Ve dikkat edelim, dikkat edelim. Ee, şurası ekvatorlar, ekvatorlar böyle çizdik. Tamam. Burada dikkat edelim yukarıya dik geliyor. Burada ise aşağıya dik geliyor. Dike yakın geliyor daha doğrusu. Şimdi ışığı dik açıyla alan yer tabii ki öğlen saat 12'de öğlen 12'de diyelim. Çünkü sadece bir an sadece dik alır. Diğer zamanlarda dike yakın alır. Onu da söylemek istiyorum. Mesela ne? Ekvator ...ekvatorda, zaten ekvatora dik gelir burada çünkü bunlar Ekinoks zamanları. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede hangi mevsim yaşanır? Şu anda hemen hatırlamanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi... ...Türkiye'miz kuzey yarımkürededir. Dolayısıyla Türkiye'den her şeyi çıkartabilirsiniz. 21 Mart'ta ben ilkbahar yaşıyorum şeyde, kuzey yarımkürede yani Türkiye'mizde... Peki M'de 21 Aralık'ta ben oğlak dönencesine dik geliyormuş. Bu arada dönencelere baktığımız zaman ekvator burası ise yukarıda yengeç dönencesi vardı. Burası ekvatorda aşağıda da oğlak dönencesi vardı. Ee, dolayısıyla bak şurası yengeç dönencesi şurada da oğlak dönencesine dik geliyor. Buraya görüyoruz zaten. İlkbahar yaşanıyor demiştik. M'de 21 Aralık'ta tabii ki kış yaşarız biz. K'de 21 Haziran'da tabii ki yaz yaşarız biz. E, L'de ekvator e, dik geliyor ve Kuzey Yarım Yarımköy'de 23 Eylül'de tabii ki sonbahar yaşarız. Aynı şeyin tam tersi. Yani bunların tam tersi Güney Yarımköy'de. Sonbahar, aynı zamanda yaz, aynı zamanda kış ve ilkbahar yaşanır diyebiliriz rahatlıkla yok. Geldik aşağıdaki bir çalışma grubunun yaptığı çalışmalar ve hazırladıkları harita ile tablolar verilmişti. Tamam. Tablodaki verilere göre e, aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun ifadelere doldurmuş demiş. Bu çalışmaları ortaya koyan bilim insanları meteorologdur. Neden meteorolog? Çünkü dikkat eder misin? Pazartesi, salı, sadece üç günü araştırıyor ve bunlar kesindir. Yani salı günü yağmur yağmayabilir. Nereden biliyorsun? Dolayısıyla meteorolojinin alanına giriyor bu çalışma. Ve bilmem ne yapılan hava gözlem sonuçlarıyla belirtilmiştir. Günlük yapılan hava gözlem sonuçlarıyla belirtilmiştir. Yani uzun süreler değil böyle 35-40 yıllık verilerle iklim ortaya çıkıyordu. Klimatoloji ortaya çıkıyordu. Bunlar meteoroloji. Tabudaki veriler kısa bir süre için etkili olmaktadır. Yani sadece işte belki 3 saat yağacak. Böyle her dakika yağmayacak gibi. Tabudaki veriler kesinlik belirtmez tahmini sonuçlardır çünkü meteoroloji tahminidir ama klimatoloji e, kesin e, bilgi e, içerir diyoruz. Tabii ki farklılıklara çıkabilir. Dünyanın güneş etrafındaki hareket sırasında gözlenen konumlarından biri ve dünyanın üzerindeki mevsim geçişlerinin yaşandığı bazı bölgeler şekildeki gibi numaralandırılmıştı. Tamam. 1 2 3 4 tamam. Buna göre aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız demiş. Şimdi burada dikkat ettiysek aşağı doğru yani güney yarım küremize aslında yaz mevsimi yaşanıyor. Yani ışınlar dike yakın geliyor diyebiliriz. Peki yani 21 Aralık dönemi yani oralara yakın bir dönem diyebiliriz. Ve kuzey yarım küreye de eğik geliyor diyebiliriz. O zaman 3 noktasında kış gündönümü yaşanır demiş. Hayır, aşağıda dikkat ettiysek yaz yaşanıyordu. Güney yarımkürede değil mi burası? Yani şu çizginin ekvatorun alt tarafı Güney Yarımküre oraya dike yakın geliyor. O yüzden yaz gündönümü yaşanır. Bu yanlış bir ifade. Öğle vaktinde, öyle vaktinde birim yüzeye düşen güneş enerjisinin en fazla olduğu yer 3 noktası demiş. Gerçekten de buraya buraya birim yüzeye düşen Güneş ışığının, güneş enerjisinin en fazla olduğu çünkü dike yakın düşüyor buraya. Bu doğru bir ifade. Üç veya dört de diyebildik buraya. Bir ve üç noktalarında aynı mevsim yaşanırken... Bir ve üç noktalarında aynı mevsim yaşanırken ki bu yanlış böyle bir şey olmaz. Burada yaz burada kış yaşanıyor. Gece ve gündüzün yaşama saati farklı bu önemli değil. Aynı orandaki güneş ışınları iki noktasında daha geniş alana yayılırken ...aynı orandaki güneş ışınları iki noktasında daha geniş alana yayılırken... ...evet gerçekten de kış olduğu zaman daha geniş alana yayılır... ...ama yaz olduğu zaman dikine dikine düşer. Yani daha dar alana e, e, yayılır. Yani dört noktasında yaz olduğu için de daha dar alana yayılır. O zaman bu ifademiz de doğrudur diyoruz. Çanakkale sahilinde hava moleküllerinin dağılımı tanecik modeli kullanılarak aşağıda gösterilmiş. Tamam. Buna göre Çanakkale sahilinde gözlemlenen... Hava durumu verileri uygun kelimeler ile tamamlayınız demiş. Bir kere bak dikkat et. Yukarıda çok fazla hava taneciği varken aşağılara doğru bu azalmış, tanecikler seyrelmiş. Demek ki yukarıya doğru taneciklerin çıktığı yükseltici hava hareketi ...gözüküyormuş demek ki... ...yükseltici hava hareketi... ...yani tanecikler yukarıya doğru çıkıyormuş... ...ve sahilinde gözlemlenen... ...demek ki... Ta ...bu hava moleküllerinin dağılımı... ...görüyoruz yukarıya doğru daha fazla... ...o zaman yukarıya doğru... ...yükseltici hava hareketi... ...yükseltici hava hareketi demek... ...aslında yükseltici hava... ...hareketi demek... ...hareket demek... ...aslında alçak basınç demek... ...he onu bileceğiz... Havanın bulutluluk oranı yüksektir. Evet yükseğe doğru hava tanecikleri çıkarken aslında su taneciklerinde nemi de yukarıya doğru çıkartıyor. Dolayısıyla havanın bulutluluk oranı yüksektir doğru. E ve sahilde bir süre sonra yağış gözlenir. Evet doğru bulutluluk fazla olduğu için yağış gözlenebilir diyoruz. Zaten şunu unutmamamız gerekiyor. Alçak basınç vardı bir de yüksek basınç vardı. Burada alçak basınç var. Alçak basınçta... Her şey aslında fazla. Yağmur fazla. Ondan sonra yükseltici hava hareketi var. Yukarıya doğru çıkıyor ve benzeri. Ama yüksek basınçta da çöl, kutup gibi rezil yerler bunlar. Aslında buralarda da alçaltıcı hava hareketi var. Burada yağmur, mağmur hiçbir şey gözükmüyor. Burada da e, bulutluk oranı da yok. Bulut mulut da yok. Ama burada bulut ve benzeri de yağmur ve benzeri de var. Farklı ülkelerde yaşayan öğrenciler değişik ...tarihlerde yaşadıkları yerlerden görsel paylaşarak mevsimler posteri hazırlamışlar. Tamam. Öğrenciler yaşadıkları yarım kölelerle ilgili verilenlerden hangisi doğru demiş? 20 Nisan, 1 Ocak, 16 Temmuz, 25 Eylül. Şimdi bakalım 20 Nisan'da ilkbahar. Nisan'da ilkbaharın olduğu yer aslında kuzey yarım kölesi. Aynı Türkiye'miz gibi. Türkiye'mizde de ilkbahar Mart-Nisan aylarında... Peki geldik 1 Ocak. 1 Ocak'ta günlük güneştik. Oha böyle bir şey olur mu? Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Hayır olmuyor. Meyveler falan çıkmış. Türkiye'de kış mevsim yaşını tam tersine. Dolayısıyla burası demek ki Türkiye'nin olmadığı Güney Yarım Küre'dir. Türk 16 Temmuz'da aman Allah'ım resmen kış kıyamet. 16 Temmuz bizim için yazdır ya denize falan gireriz. Demek ki burası ters bir şey. Yani Güney Yarım Küre diyebiliriz. 25 Eylül'de sonbahar gerçek yapraklar dökülüyor falan filan. E gerçekten de Türkiye'mizde de sonbaharı yaşayabiliriz diyebiliriz. Deniz ve nehir aynı yarım kürede kalır. Bakalım deniz ve nehir. Hayır birisi, birisi, birisi güney birisi kuzey. Bu yanlış bir ifade. Yusuf'un bulunduğu yarım kürede gölge boyu en fazla 21 Aralık'ta olur diyoruz. Şimdi gölge boyu en fazla olacağı zaman aslında ...kış mevsimi olmalıdır diyoruz. Yani kış mevsiminde gölge boyu en fazla... ...yaz mevsiminde de ise... E, ...gölge boyu en azdır. Şimdi... E, ...Yusuf'un bulunduğu yarım küre... ...bir kendi neresiymiş? Güney yarım küre. 21 Aralık'ta... ...benim bildiğim kadarıyla yaz mevsimi yaşanır. Çünkü 21 Aralık'ta bizde kıştı, onlar da yaz mevsimi yaşayacak. Ama diyor ki gölge boyu en fazla. O zaman bu da yanlış. Gölge boyu en az olması gerekiyor yaz mevsiminde. Asya'nın yaşadığı yarım kürede 21 Haziran'da güneş ışınları en büyük açıyla düşer demiş. Asya'nın yaşadığı yarım kürede, bakalım hemen burada. E yani kuzey yarım kürede. 21 Haziran'da güneş ışınları en büyük açıyla düşer e, doğru dike yakın bir açıyla düştüğü için bu doğru bir ifadedir diyoruz. Çünkü dik demek 90 demek. 90'a yakın bir 89, 87, 80 derece bunlar en büyük açıyla düşer diyebiliriz. Nehrin bulunduğu yarım kürede çünkü burası, burası nedir? Yaz mevsimidir. 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre. Türkiye'miz mesela yaz mevsimi. Nehrin bulunduğu yarım kürede 23 Nisan'dan sonra günler kısalmaya başlar. Bakalım nehirin bulunduğu yarım küre yani kuzey yani Türkiye gibi 23 Nisan'dan sonra günler Kısalmaya mı başlar. Hayır, İlkbaharda aslında günler uzamaya başlar. 23 Nisan'dan sonra günler uzar. Hatta en uzun gün neydi? 21 Haziran'dı kuzey yarımkürede. Unutmayalım. Dolayısıyla 23 Nisan'dan 21 Haziran'a kadar günler sürekli uzar. Yani bir gün bir gündeki gündüz süresi, gündüz süresi sürekli artar. Normalde e, 21 Mart'ta, 21 Mart'ta 12 saat gece, 12 saat gündüzdü. Ama sonrasında gitgide artar. Yani burada mesela 15 saat gündüz, 9 saat geceye falan düşer. Dolayısıyla gece zamanı da azalır diyoruz. O zaman cevabımızın C seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleriz. Evet şimdi geldik DNA genetik kod sorularına. Çekilleri verilen kalısal kalıtsal bilgilerimizi taşıyan yapılarla ilgili aşağıdaki verilen boşlukları doğru ifadelerle de doldururuz demiş. Bakalım bir kere bunun hemen ben kromozom olduğunu söyleyebilirim. Gördüğüm anda anlıyorum. Bu da DNA'dır. Bu da aslında DNA'nın yapı birimi olan nükleotittir. Görev birimi gen de yapı birimi nükleotitti. Aynı türe ait sağlıklı canlılar arasında nokta nokta sayısı değişmez. A yani kromozom sayısı değişmez. Neden? Çünkü mesela insanlarda kromozom sayısı 46'dır. Tabii sağlıklı bireyleri. Down da 47'ye çıkabiliyor. O bir kalıtsal hastalık kromozom sayısı 46. Mesela ee, işte ee, işte e, ee, otunda hep 500'dür gibi gibi. Tabii gelişmişlikle bir alakası yok bunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda nokta nokta yapı birimi nokta noktadır demiş. DNA'nın yani DNA'nın yapı birimi de B'nin yapı birimi nedir? Nükleotittir. Yani nükleotittir diyebiliriz e C'dir diyebiliriz. DNA'nın yapısı nokta n'inkinden daha karmaşıktır. C'ninkinden yani nükleotit e, nükleotitten daha karmaşıktır diyebiliriz. Çünkü aslında şöyle, kromozom daha karmaşıktır, DNA daha karmaşıktır, gen sonra nükleotit diye sıralayabiliriz. DNA molekülü neyin içinde bulunur? A'nın yani kromozomun içinde bulunur diyeceğiz. Zaten kromozom DNA ve proteinlerin birleşmiş halidir. Görselde hücrede gerçekleşen bir olay gözükmektedir. Tamam bakıyoruz. Görselde verilen bu olayla ilgili bakar mısın? DNA ikiye ayrılmış ve sonrasında bir e, kolu, başka bir kolu yeni oluşan DNA molekülleri. Görselde verilen bu olayla ilgili hangi hangisi doğru demiş? DNA'nın kendisi kendine eşlemesi olayıdır demiş. Ha. DNA'nın kendini eşlemesi olayı. Evet doğru DNA eşlenmesinde DNA ikiye ayrılıyordu ve sonrasında bu yeni DNA kolları bu da eski DNA kolu ve karşılıklı at Galatasaray'a uygun bir şekilde A'nın karşısına T, G'nin karşısına C, C'nin karşısına G şeklinde geliyordu. Bakalım DNA kendini eşleme soyu doğru bir ifade. Gerçekleşirken hücre sitoplazmasında bulunan fosfat miktarı azalır. Evet doğru. Çünkü nükleotidin yapısında P, Ş, b vardı. Yani fosfat, şeker ve baz vardı. Fosfat P ile gösteriliyordu tabii ki. Şeker dediğimiz şey ise deoksiriboz şekeri. Bu baz dediğimiz şey de adenin, timin, guanin ve stozin olabiliyordu. Bunların hepsi azalır çünkü nükleotitler buraya bağlanmalı diyoruz. E, guanin nükleotitlerinin karşısına timin nükleotit gelir. Bu da doğru. Çünkü aslında ne vardı bilmemiz gereken... Ee, burada guanin ne bu da nasıl doğru diyorum iyice işte beynim döndü. Adenin'in karşısına timin geliyordu. Guanin karşısına sitozin geliyordu. O zaman guanin karşısına sitozin gelmesi gerekiyordu. Bu yanlış ee, ifade diyoruz. Bu yanlış bir ifade diyoruz. Dolayısıyla cevabımızın A seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Geldik hemen. Selda öğretmen DNA'nın yapısı konusunu anlatmak için öğrencilerine bir oyun oynatmış. Tamam. Oyunda her öğrenci 5 farklı renk kağıt bardak dağıtmış ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine organik bas, nükleotit, gen, DNA ve kromozom isimlerinden birini yazmanı istemiştir. Öğrenciler bardaklarını hazırlamışlar. Sarı bardak organik bas, mavi bardak DNA, kırmızı bardak kromozom, yeşil bardak nükleotit, ee, siyah bardak gen. Öğretmenin ilk kartında yazan soru... Bu kavramları küçük alandan büyüğe doğru sırayla izlemiş. Buna göre hangi öğrencinin dizdiği bardaklar doğru demiş. Dikkat edelim. Buradakilerden küçük olandan büyüğe doğru en küçüğü buradakilerden hangisidir? Organik baz. Yani sarıyla başlayacağız. Sarıyla başladık. Sonrasında organik baz e, şeker ve fosfat bir araya gelerek nükleotti yani yeşil bardağı oluşturdu sonrasında nükleotitler bir araya gelerek genlerin yani daha doğrusu DNA'yı e, DNA oluşturuyor ama DNA'nın altyapı birimleri genler aslında ondan e, daha büyüktür. Dolayısıyla siyah bardak sonrasında DNA daha büyüktür. En büyüğü de kromozom abimizdir diyoruz. A seçeneğimiz doğru cevaptır diyoruz. Geldik bir araştırmacının yaptığı çaprazlama deneylerinde kullandığı saf döl. Dikkat edelim. Genetime sahip bezelyelerin özellikleri şekildeki gibidir demiş. Buruşuk ve düz tohumlu. Buna göre çaprazlama deneyi sonuçlarını yazınız demiş. Düz tohumluluk yeni baskın demiş. Demek ki burası baskınmış. Ha baskın olduğuna göre düz düzü biz şöyle gösterebiliriz. Düzü büyük D, buruşu ise buruşu ise küçük d harfiyle gösterelim. O zaman bu saf olduğuna göre büyük D büyük D olmalı. Bu da e, şey e, çekinik olduğuna göre Teknik olmak zorunda buruşuk. Küçük D olduğuna göre küçük D, küçük D olmak zorunda ki buruşuk ortaya çıksın ve saf dörd. Unutmayalım. Peki bunların çaprazlama sonucu. Mender'in yaptığı ilk deney ve bunun çocukları da F1 döllü Yani birinci kuşak olarak biliniyordu. O zaman anne bu, baba buysa. O zaman bunları çaprazladığımız zaman eğer bunu hatırlıyorsak punet karesiyle yapabiliriz. Punet karesi şöyleydi. Anneyi buraya yazıyorduk. Küçük D, küçük D. Babayı da buraya yazıyorduk. Büyük D, büyük D. Şimdi... Sonra bu ikisi birleşirse büyükte küçük de olur, bu ikisi birleşirse büyükte küçük de olur, bu ikisi birleşirse büyükte küçük de olur, bu ikisi birleşirse büyükte küçük de olur. Dolayısıyla hepsi çocukların hatta böyle de gösterebildik 2 üç dört tane çocuk oluşsa büyükte küçükte büyükte küçükte büyükte küçükte büyükte küçükte nasıl yapıyoruz aslında? Bak bununla bununla birinciyle birinci birleşti. Ikinci bileşte, birinci ile ikinci birleşti. İkinci ile birinci birleşti. İkinci ile ikinci birleşti. Yani aslında hepsinde büyükte küçükte çıkıyor. Ve sonuçta genotip oranlarını hemen yazmak istiyorum. Genotip oranları yüzde yüz, yüzde yüz melez ve fenotip oranlarına baktığımız zaman çocukların düz buruşa baskın olduğu için yüzde yüzü yani bak büyük küçük harfi ezecek geçecek. Dolayısıyla yüzde yüzü düz olacak fenotip oranları. Dolayısıyla buna biz F1 dölü diyebiliyorduk. Hatta birinci kuşak diyebiliyorduk. Eğer öğretmenimiz ikinci kuşağı sorarsa o zaman yapmamız gereken şey şu. Bu ikisini kendi arasında çaprazlaştıracağız ve hemen size onu göstereyim mesela. Eğer büyük D de, küçük D ile de. büyük D de, küçük D ile büyük D de, küçük D de. çaprazlanırsa aynı şekilde Punet karesini kullanabiliriz. Punet karesinde büyük D küçük D büyük D de, küçük D'yi de. buraya yazıyorum. Bununla bu büyük D büyük D. Bununla bu büyük D küçük D. Bununla bu büyük D küçük D. Bununla bu küçük D küçük D. Dikkat ettik mi çocukları yüzde 50'si saf yüzde 50'si melez çıktı ve bu üçü bak şu üçü aslında yüzde 75 oranında düz çıktı fenotip olarak. Geriye kalan 25'i de buruşuk çıktı. Düz buruşukluğa baskındı çünkü diyoruz. Bu da F2 yani ikinci dörü oluyor diyoruz. Tabloda verilen olayların mutasyon modifikasyonu örnek olmalarına göre Uygun kutucuklara işaretlerini Bakalım. İnsanlarda ve bazı hayvanlarda görülen albinoluk. Albinoluk aslında renk pigmentlerinin olması ve kalıtsal bir hastalıktır ve mutasyondur diyoruz. Çünkü genlerin yapısı bozuluyor. Yani albino genleri, albino e, insanlarda genlerin yapısında bozulmalar olduğu için zaten onlar... Çok farklı bir pigment üretemiyorlar ve genleri genlerin yapısı bozulduğu için. Çuha çiçeğinin rengi çiçek ortam sıcaklığı 15-25 derece olan bir ortama yerleştirilirse kırmızı, 25-35 derece olan bir ortamda yerleştirilirse beyaz olur diyor. Hmm. O zaman direkt ortama bağlı bir şekilde değişiyor. O zaman bu modifikasyon. Yani genlerin işleyişinde değişim oluyor. Genlerin yapısı değişmiyor. Nerede olduğuna bağlı çevresel faktörler ortadan kalkınca tekrar eski haline gelebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Bir dolaşım sistemi rahatsız orak hücreli anemi hastası birey. Bu da mutasyondur. Or Çünkü orak hücreli anemi hastalığı kalıtsal bir hastalıktı. Kalıtsal hastalıklar mutasyonla ortaya çıkar. Mesela altı parmaklılık, albinoluk, işte Van kedisi, işte farklı renkte gözlere sahip Van kedisi, e işte çift başlı yılan, bunların hepsi mutasyon örneğidir diyoruz. Hemofili meta, mesela mutasyon örneğidir. Ama e işte çuha çiçeği, aynı zamanda e, çuha çiçeğinin yanında e, hemen kraliçe arı, kraliçe arı. Kraliçe arının arı sütüyle beslenip de oluşması modifikasyon. Aynı zamanda e, sirke sineği, sirke sineği de aynı zamanda modifikasyon örneğidir diyebiliriz. Bunlar da sınavlarda çok çıkar diyoruz. Genetik mühendisliği biyoteknoloji e, içinde oluşan yeni bir bilim dalı olup çok hızlı ilerleme kaydetmiştir. Geliştirilen teknik ve yöntemlerle genetik mühendisinin yaptığı üç tane örnek çalışma yazınız demiş. Bu sınavda bazı arkadaşlarımızın vardır bazılarında yoktur ama yine de yazalım. Burada klonlama klonlama dediğimiz şey canlıların klonlaması. Dolly ilk başta klonlanan hayvandı ve e, ko bir koyundu kendisi ve e, atasının aynısının tıpkısı oldu e, işte taşıyıcı bir annede taşınıldı ve e, ata bireyin aynısının tıpkısının tek yap yapılmasına klonlama diyoruz. Ve aynı zamanda gen aktarımı veya gen transferi de diyebiliyoruz buna. Gen transferi sayesinde belli hastalıkların çözümü bulunabiliyor diyoruz ve tabii ki şu anda da e, aşı çalışmaları genetik mühendisliği e, sayesinde çok daha ileriye gidiyor. Aşı ve ilaç hatta aşı ve ilaç çalışmaları diyebiliriz buna. O zaman. Muhteşem bir şekilde ödülü sorumuz yapmadan önce sizin neleri tekrar etmeniz gerektiğini hemen söylemek istiyorum. Hemen buradan 0'dan 8'e e, konu anlatımı soru bankamızdan sayfa 162'den başlayıp 162'den başlayıp e, tam buraya kadar hatta DNA genetik kodla ilgili test geçlerimiz de var. Sayfa 201'e kadar yapabilirsiniz bu kitabı olan arkadaşlarımız. Aynı zamanda taktikli fen birimleri yeni nesil soru bankamızdan da Hemen size buradan ödevinizi vermek istiyorum. Test birden başlayıp test birden başlayıp ki ünite tekrar testlerimiz de var. Konu tarama testlerimiz test de, test 8. Bunları yaparsınız genel tekrar yapmış olursunuz bu arada. Aynı zamanda test 9'dan başlayıp da DNA genetik kod ünitesini Tekrar etmek isteyen arkadaşlarımız için de ki Test 21 ve Test 22'de konu tek tarama testlerimiz var yani bütün konuyu tekrar edebilirsiniz. Dinamo yeni nesil beceri temelli soru bankamızda da hemen size göstermek istiyorum. E, test birden başlayıp mevsimler iklim konusunu tekrar edebilirsiniz ama Ünite tekrar testlerimiz var. Hemen göstermek istiyorum. Ünite değerlendirme testlerimiz. Özür dilerim. Test 7 ve test 8 bunları tekrar için kullanabilirsiniz. DNA ve genetik kod ünitesinin de tekrarı için yapmamız gereken ünite değerlendirme testleri test 21 ve test 22. Bunlar hatta 3 tane var burada. Özür dilerim. Test 23 ve test 24 ve test 25. Özür dilerim. Hatta 5 tane varmış. Test 25'e kadar yapmanızı istiyorum. Ve Zoru Bankası'nda Doğru Bankası'nda fen birimleri kitabımızda da hemen buradan ünite değerlendirme testlerini örnek ödev vermek istiyorum. Test 5, test 6 ve test 7 3 tane mevsimler iklimde e, pardon 4 tane mevsimler iklimde ve sonrasında da DNA genetik kod ünitesinin de ünite değerlendirme testleri yani hemen söylüyorum test 17, test 17, test 18, 19, 20 ...VTES 20'ye kadar yaparsanız... ...muhteşem bir şekilde tekrar etmiş olursunuz. Eğer kotası olan arkadaşlarımız varsa da... ...kotalardan, kotalardan... ...hangi kotaya kadar çözmesi gerektiğini söylüyorum. Şimdi... Ee, ...toplamda... E, ...kota 10'a kadar yani... ...birinci kotadan 10. kota kadar yaparsanız... ...bütün konuları tekrar etmiş olursunuz. Hadi bakalım yazınızda şimdiden başarılar.